Dostlar selamünaleyküm. Savunma sanayinde belli başlı projeleri geliştirmek diğerlerine göre daha zordur. Çok büyük teknolojik altyapı ve tecrübe isterler. Uzun menzilli hava savunma sistemi bunlardan biri mesela. Bugünkü konumuz da bu alanda verilebilecek en önemli örneklerden kabul edilebilir. Kendi jet uçağımızı geliştiriyoruz. Kaan artık gökyüzüyle buluştu. Ve tek başına onu geliştirmek bazen yeterli olmuyor. Onun kullanacağı mühimmatları da yerli olarak geliştirmek gerekiyor. Türkiye bu konuda zaten çok iyi durumda ama bugüne kadar ulaşamadığımız bir yetenek var vardı bu konuda. O da Kaan savaş uçağımız başta olmak üzere bazı hava platformlarımızın kullanacağı havadan havaya füzeleri geliştirmek. Bu gerçekten çok zor bir işti ama sonunda bunu da başardık. ABD'den aldığımız M9 ve M120 füzelerinin yerli muadilleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın envantere girdiği açıklandı. Bu haber belki de son yıllarda aldığımız en önemli haberlerde ilk 5'e girebilir. O yüzden bu haberi detaylarıyla konuşalım bugün. Gökdoğan ve Bozdoğan'ın özellikleri neler? ABD'li muadilleriyle karşılaştırınca ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bugün hızlıca bu soruları cevaplıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında konuştu ve yıllardır merakla beklediğimiz haberi daha doğru ifadeyle müjdeyi duyurdu. Buna göre Türkiye'nin ilk hava hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan envantere girdi. Meselenin detaylarını bilenler için bu çok büyük bir gurur ve bize bu gururu yaşatan gelişmeyi sağlayan TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi oldu. O yüzden projeyi detaylarıyla konuşalım. Göktuğ projesi 2013 yılında başladı. 2015'te Aselsan Genel Müdürü, Atmaca ve Göktuğ projeleri için arayıcı başlık radarları geliştirdiklerini duyurdu. Proje hakkındaki ilk net bilgilendirme o zaman yapılmış oldu. Proje, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava hakimiyetini arttırmaya yönelikti. Proje kapsamında kısa menzilli yüksek manevra kabiliyetine sahip, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı görüş füze ve aktif radar arayıcı başlıklı görüş ötesi füze olmak üzere iki yeni füze geliştirildi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hava hava füzelerimiz, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri oldukları için değerli. En önemli özelliklerinden biri aktif radar arayıcı başlığa sahip olmaları. Aktif radar arayıcı başlık füzenin ucunda bulunan bir radar anteni. Düşmanın radar sinyallerini takip ederek uçağa yaklaşmaya çalışıyor. Yeterince yaklaşınca da radar kilidi atıyor. Düşman uçağı radar kilidi atacak mesafeye gelmeden önce bu füzeden kaçmaya çalışıyor. Çünkü radar kilidi attıktan sonra pilotun yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Füze genelde hedefini buluyor. Bu yüzden aktif radar arayıcı başlığın bu projede kullanılıyor olması önemli bir konu. Göktuğ füzeleri İlk ilk defa IDEF 2017'de görücüye çıktı. Ondan öncesinde çalışma bir iki ufak bilgilendirme toplantısı dışında sessiz sedasız devam ediyordu. Bu füzeler şu an kullandığımız Amerika Birleşik Devletleri üretimi AIM-9 ve AIM-120 füze ailelerinin yerini alacak ve biz bu iki füzeyi yıllardır aktif olarak kullanıyoruz. AIM-9 ısıya duyarlı bir füze. Hedef aldığı unsurun yaydığı ısıya göre kendini güdülüyor. Genel olarak menzili ise 15 ile 25 kilometre arasında. Bu ailenin en son modellerinde menzil 35 kilometreye kadar çıkarıldı ya da öyle söyleniyor. AIM-120 ise aktif radar güdümlü bir füze. Hedefine giderken fırlatıldığı unsurun radarından gelen bilgileri kullanarak yönünü buluyor. Isı güdümlü füze mantığından farklı bir çalışma prensibi var. Hedefini kovalamak yerine dışarıdan aldığı verileri işleyerek tahmini bir rota çiziyor. Bu rotaya göre doğrudan hedefiyle buluşacağı noktaya uçuyor. Hava kuvvetlerimizin envanterinde 3 farklı modeli var. Bu füzenin menzili üretici firma tarafından açıklanmadı. Sır gibi saklanıyor. Ama açık kaynaklarda 70 ile 120 kilometre arasında menzili olduğu belirtiliyor. Bu projelerin ne kadar önemli olduğunu da buradan bile anlayabilirsiniz aslında. AIM füzeleri ilk olarak 1991'de üretildi ve bunca zaman sonra hala net olarak menzilinden bahsedemiyoruz. Göktuğ projesi kapsamında üretilen füzelerin ne kadar önemli olduğunu sadece buradan bile anlayabilirsiniz. Bu projenin ilk ürünü olan ve Bozdoğan adı verilen füzemiz AIM-9 füze ailesinin muadili, ısıya duyarlı ve kısa menzilli. Kısa menzilli olduğu için görüş şabadan havadan havaya füze olarak geçiyor. Yani pilot küçük de olsa hedefi görerek füzeye ateş. Ama pilot bozdağını gözle görmese de radarla gördüğü hedeflere karşı da kullanabilir tabii ki. Bozdağında bulunan kızılötesi arayıcı başlık yüksek çözünürlükte. Ayrıca nişan hattı sapma açısı da sağlıyor. Yani artık pilotların atışı gerçekleştirmek için düşman uçağının arkasına geçip füzeyi kilitlemesi gerekmiyor. Yeni kasklar ve füzeler sayesinde havada göz teması sağladığı hedef yan tarafında bile olsa sadece başını o yöne çevirerek füze kilitleyebiliyor. Bu özellik sayesinde pilotlar tam sağında hatta arkasındaki hedefe bile geriye bakarak temas sağladığında kilit atabiliyor. Yani 180 derece görüş, 360 derece kilit kabiliyeti. Bu sistem şu an F-16C blok 50 uçaklarımızda kullanılan kasklar sayesinde hava kuvvetlerimizde de kullanılabiliyor. Bozdoğan'ın bir diğer özelliği de gelişmiş karşı tedbir yeteneği. Bu füzeler fırlatıldığında elbette savaş uçağı da kendi tedbirlerini kullanarak kaçma kurtulma yapmaya çalışıyor. Örneğin Bozdoğan ısı güdümlü olduğundan kurtulmak için düşman uçağı yüksek ısı yayan magnezyumdan yapılmış flare topları atıyor. Ama Bozdoğan gelişmiş arayıcı baş sayesinde uçağın ısısıyla bu ısıyı genelde ayırt edebiliyor. Yine füzelerde en çok aranan özelliklerden biri olan dumanı azaltılmış yakıt teknolojisi bu füzelerde de kullanıldı. Ayrıca Gökdoğan ve Bozdoğan NATO silah arayüzüne uyumlu üretiliyor. NATO standartlarındaki füze lançerine de uyumlu. Yani F16'da kullandığımız füzelerin takıldığı lançerlerde taşınma ve ateşlenme imkanı var. Bu hem bizim kullanımımız hem de ihracatı açısından önemli bir ayrıntı. Ayrıca Bozdoğan yüksek manevra kabiliyetine de sahip bir füze. Hava hava füzeleri için en önemli konulardan biri de bu. Gökdoğan ise AIM-120 füze ailesinin muadili ve aktif radar güdümlü orta uzun menzilli bir füze. Atunut özelliğine sahip. Yani füzeyi atan uçak Gökdoğan'ı ilk etapta yönlendiriyor. Ama füze hedefe kendi radarıyla kilit atınca Gökdoğan füzesini ateşleyen F-16'mız onu unutup başka yöne dönerek uzaklaşabiliyor. Sonrası artık Gökdoğan'la düşman uçağı arasındaki bir mücadele. Gökdoğan hedefe kilitlendiğinde hedef uçak elektronik karıştırma yaparak kurtulmaya çalışır genelde. Mühendislerimiz bu elektronik karıştırmaya karşı Gökdoğan'ın oldukça iddialı olduğunu belirtiyorlar. Dahası bu elektronik karıştırma kaynağı füzenin güdümlenmek için kullandığı kaynaklardan biri haline geliyor. Ayrıca en modern iki hava füzesinden biri olarak kabul edilen AIM-120'de olan sonradan kilitlenebilme özelliği Gökdoğan'da da var. Füzelerimizin genel özelliklerini konuşacak olursak da Bozdağ'ın özellikleri belli. 140 kilogram ağırlığa ve 3,3 metre uzunluğa sahip. Menzili 25 kilometrenin hızı 4 makın üzerinde. Uçaktan atış testi 2 yıl önce yapıldı. Hedefini başarıyla vurdu. Gökdoğan'ın özellikleri ise henüz net değil. Menzilinin 65 kilometrenin üzerinde olduğu biliniyor. Ama tabii ki ne kadar üzerinde olduğu açıklanmadı. Ayrıca faz 2'de menzilin 100 kilometrenin üzerine çıkacağı zaten tahmin ediliyordu. Hızı da yine 4 makın üzerinde. Bunun dışında çok detaylı bilgi yok. Zaten AIM-120 örneğine bakarsanız neden bilgi olmadığını anlamak daha kolay hale geliyor. Proje bugüne kadar oldukça gizli yürütüldü. Hatta IDF 2017'ye getirilen model bile projenin birebir aynısı değildi. Detayların anlaşılabileceği bütün etkenler eksiltilerek getirildi. Bu füzeler gerçekten füze Füze teknolojisinin son noktası. Zaten bunu dünyada üretebilen toplam 13 ülke var. Biz de bu süper lige dahil olmuş olduk artık. Bugüne kadar bu füzeleri Amerika'dan alıyorduk. Yani bu konuda bağımlıydık. Bağımlılık kötü bir şey. Örneğin AIM-120 füzesinden 145 adet sipariş verdik. Yıllarca satışını bile onaylamadılar. Bu yüzden Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri bize büyük bir saha avantajı sağlayacak. Bugünden itibaren hava kuvvetlerimizin envanterine girmiş olmaları bizi hem büyük bir bağımlılıktan hem de ekonomiyi büyük bir yükten kurtaracak. Gökdoğan ve Bozdoğan... F-16 uçaklarımız için geliştirildi. Ama Teknofest'te daha önce bu füzelerimizi Hürjet uçağımızın altında da gördük. Yani Hürjet de bu füzeleri kullanacak. Aynı şekilde Akıncı ve Aksungur insan sava araçlarımızda bu füzeyle dünya harp tarihine damga vuracak. En önemlisi de milli muharip uçağımız Kaan'ın gökyüzüyle buluştuğu dönemde en önemli mühimmatının hazırlanmış olması oldu bu gelişmeyle. Yani özetle savunma sanayimiz zorlu basamaklardan birini daha aşmış oldu çok şükür. Ayrıca yerli savaş uçağımız Kaan için bir parça daha yerli olarak üretilmiş oldu. Sanayinin her alanında yerleşmek devletler için hayati öneme sahip ama özellikle savunma sanayisindeki millilik bir devletin beka meselesidir. Bunu da daha önce Suriye operasyonları döneminde iyice anladık muhtemelen. İnşallah bu projeler sayesinde yarınlar bizim olacak. Allah'a emanet olun.